cica makyajı yapılır. Bu tamamen dolandırıcılık. Sanki eşit değil gibi geldi bana ama. Yani eyeliner bile çekemiyor bu, belli bir şey. Bebek kusmuğu gibi kokuyor. Fırça bile kullanmadı. Maymuna dememiz yalan. Yok, az kullanıyor. Kaşı boyamadı, eyeliner yoktu. Tek fırça makyaj. Yok hayır, kalın olmasın. Ekstra para aslında almam lazım dediği için. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Merhaba. İnanılmaz bir şey ya kanalına. Hoş geldiniz. Şimdi bu T'yi yiyelim de, bu balon T balonu arkadaşlar. T harfi yani. Hacı şerdi değil. Olabilir yani. Değil yani. Bunu Aleyna'ya anlatıyordum da, anlatırken siz de duyun istedim. O da şimdi duysun. Bu benim başucumda duruyor. Yatağımın başucunda. Şöyle şeyde duruyor, şöyle çaprazlamasına. Neyse dururken suratıma düşmüş. Böyle suratımda ben böyle uyuyormuşum. Ondan sonra Anıl diyor ki eşim. Tuba suratında balon var uyurken bende. Falan yapıyorum. Diyor bir şey olmaz olsun falan yapıyorum. Diyor ki ama diyor patlar, sonra suratında patlarsa ödün kopar falan dedi bana. Sonra ben de öyle uyandım işte, balonu yere attım, bu kadar. Şey çok iyi, balona sarılıp böyle balonla uyusaydın ya böyle sabah. Ama dediği gibi ya patlasaydı suratımda. Yani korkardın bu arada birden. Korkarım, balonu tırmıklasan falan. Ödümün sesi olurdu vallahi, evet. O patlayınca. Evet arkadaşlar, bu nasıl makyaj dediğimizin yeni videosuyla karşınızdayız. Bu sefer makyaj bana yapıldı. Ve bilin bakalım hangi makyajı yaptırdık. Şöyle koyarken gösterelim. Şey, cici adit makyajı yaptırdık arkadaşlar. Yani cici ciciliğinden nefret etti. Benim ciciliğinden nefret etti. Ben onun makyajlarını yaptıra yaptıra. Ama bu sefer denk geldi arkadaşlar. Gerçekten yani öyle bilerek ben bunu yaptırayım demedim. Oradaki malzemelere uygun olması için bu makyajı seçtik alelacele. Yine denk geldi. Aslında hep denk geldi. Yani özellikle cici adit makyajı seçmedim yani bugüne kadar. O bir tek şeyi seçmiştim. Vardı ya kısa saç. Neydi o kadının? Dua Lipa. Ha, Şükrü'ye benziyor. Oyuncu Şükrü'ye benzetiyor ya kendini ona sürekli. Bir onunkini seçmiştim saçı kısa diye. Neyse arkadaşlar, birazcık konseptimizden bahsedeyim yeni gelenler için. Arkadaşlar biz burada bu konsepti insanlarla alay etmek için çekmiyoruz. Biz gidiyoruz herhangi bir yere bu arada. Bize iyi yapacak veya kötü yapacak diye bilmeden girdiğimiz bir kuaförde makyaj yaptırıyoruz ve o makyajı yorumluyoruz. Bu deneyimi de sizlerle paylaşıyor oluyoruz aynı zamanda. Evet. Gülünecek yerler varsa da gülüyoruz. Eleştirilecek yerler varsa da eleştiriyoruz. Olumlu olumsuz eleştiriler de yapıyoruz. Ama genelde insanlar olumsuz bir şey söylendiğinde "Vav!" diye saldırdığı için hemen kötü ilan ediyorlar. Ama aslında insanların açığını aramak gibi bir niyet değil bu. Aslında amaç herkes işini doğru düzgün yapsın bir yerde de. Keşke buralarda yeterli bir şekilde denetlense de biz de böyle şeyler çekip de gülmesek, eğlenmesek hep birlikte. Aslında halktan biri olarak gidiyoruz. Evet. Ve deneyimlerimizi size aktarıyoruz. Ve olmaması gereken şeyler yaşıyoruz. Evet. Enteresan şeyler yaşıyoruz. O yüzden size de garip geliyor olabilir. Bize de garip geliyor tabii ki. Ama gülelim geçelim asıl. Aynen. Amaç. Gül evet. Geç. Gülün geçin, ibret alın arkadaşlar. Evet. Ve uyanık olun, böyle şeyleri kendinize yaptırmayın. Ayrıca yayınladığımız bütün videolarda herkese bu videoları sosyal medyada paylaşacağımızı söylüyoruz. Hepsi de biliyor arkadaşlar yayınlayacağımızı. Yine de böyle şeylerle karşılaşıyoruz ve genelde hepsi de yaptığı işten memnun oluyor arkadaşlar. Biz de orada kavga edip tartışma yaratmamak için bazen bozuk olan yerlerde müdahale ediyoruz, düzeltmesini istiyoruz. Ama onun dışında biz de orada bir kavga yaratmamak için hemencecik oradan çıkıp makyajı bir an evvel temizlemeye çalışıyoruz. Özellikle çok pis bir yerse. Yani aslında olan tamamen bu. Şunu da belirtelim. Herhangi bir gizli çekim yapmıyoruz. Evet. Onu da özellikle hani yapamazsın gizli zaten, mümkün değil. Kısmını belirteyim. Gizli çekim yapmıyoruz. Zaten kamera açısından da belli. Evet. Her şeyden belli. Videoların ham halinde de yine dile getiriyoruz. O şekilde. Bir saat boyunca düşünün ki böyle gözünün önünde yani. Bu böyle bir gizli çekim bir olamaz. Gizli çekim olamaz. Evet. O yüzden her şey hukuka uygun bir şekilde ilerliyor. Öyle şuursuzca gizli çekim yapıyorlar falan yazmayın yani. Evet. Öyle şeyler yok. Kimsenin hakkına girmemeye özen gösteriyoruz eleştirilerimizde de. Gördüğümüz muamelelerde, aldığımız hizmette bunda etkili oluyor tabii bazen yorumlarımızda. Evet, yine o zaman biliyorsunuz ki her videoda olduğu gibi bir ana hedefimiz, 100 bin abone hedefimiz var. Baba yine, hedefimiz de evet. 60 bin. Baba hedefimiz. Ana hedefimiz 100 bin ama 60 bine doğru adım adım ilerliyoruz sizlerin de desteğiyle birlikte. O yüzden böyle adım adım 100 bine ilerliyoruz. Bu desteği de sizden görüyor olmak bizi yine
yeniden inanılmaz mutlu ediyor. Hep beraber böyle minik minik küçük küçük sizlerle birlikte umarız 100 bine ulaştığımızı görürüz hep beraber. Eminim ki siz de bizim kadar çok mutlu olacaksınızdır. Ne diyelim, milyonlara doğru o zaman. Emin adımlarla ilerliyor. Evet. İlerlediğimiz bu yolda bizi eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Videoya ve o zaman videoya geçelim 100 bin yılan dansımızla. 100 bin dansımızla videoya geçelim. Bu arada gececiler, bu enerji size fazla gelebilir. O yüzden böyle biraz daha siz de ışık açık falan izleyin bari. Uykunuz kaçmasın iyice. Şimdi gecenin bir vakti izliyorsun. Düşünsene 100 bin falan bir şeyler. Her an bir videoda tuğbak. Bir şeyler oluyor falan, bir kahkahalar atılıyor falan. Uykunuz kaçabilir. Uyuyanları da uyandırabilirsiniz. O yüzden biraz daha böyle sakin ve dikkatli izleyin. Onu diyecektim, her an Tuğba kahkası geliyor. biri uyanıyormuş değil mi? Böyle ne oluyor falan, ne yapıyorsun diye. Bazıları eşleri yanlarında uyuyup kulaklıkla dinliyorlarmış ya, gülemiyoruz falan diyorlar. Titreye titreye gülüyorum diyor. Böyle eşiyle, nişanlısıyla falan izleyenler, sevgilisiyle izleyenler varmış. Varsa yeni, daha önce hiç yazmayan, hatta yazanlar da yine yazabilirler. Yazarsanız seviniriz bu arada. Siz de eşinizle izliyor musunuz? Merak ediyorum. Sizleri tanımak, sizlerle de böyle sizin verdiğiniz ufak tefek tiyolarla temas ediyor olmak da hoşumuza gidiyor. Çünkü sizi de tanımış oluyoruz. İzleyiciyi de görmüş oluyoruz. Biraz daha böyle içli dışlı samimi olmuş oluyoruz. Bu arada zaman bize makyaj önerileri de gönderebilirsiniz. Instagram DM üzerinden önerilerinizi bekliyoruz. Bu arada kullandığımız rujları falan çok soruyorsunuz. Instagram'da storylerde paylaşıyoruz. Zaman zaman Reels'larda paylaşıyoruz. Oraya da gelebilirsiniz. Orada da öne çıkanları ekliyoruz arkadaşlar. Paylaştığımız Reels'lara öne çıkanları ekliyoruz. Rujlarla ilgili, makyaj malzemeleriyle ilgili olanları. Oradan kaçırmazsınız yani. Hatta hikayede bile kalmıyor. Orada ekliyoruz. Yakın zamanda bir soru cevap videosu düşünüyoruz. Ama kalplerle karşı değineyim mi değinmeyeyim mi diye düşünmüştüm ama. Onun için de yine Instagram'dan takipte olabilirsiniz. Oradan da bir soru kutucuğu açarız. Ay, bir şey söyleyeceğim. Hatta varsa soruları bu videonun altına da yazsınlar. Evet, Instagram'da da ayrıca açarız. Hem buradan hem oradan seçeriz. Evet. O şekilde ilerleriz. Aslında buradan da anket oluşturacaktık da, o anketin altında varsa sorularınız bize yazın diyecektik ama o her zaman göremiyor onu herkes. Herkese bildirim gitmiyor anket, benim anladığım kadarıyla. Çok anket olayını bilmiyorduk. Biz de yeni başlıyoruz. Evet. YouTube anketlerden bahsediyorum. Öyle yani arkadaşlar. Bu videonun altına sorularınızı da yazarsanız biz de cevaplıyor oluruz. Videoya geçelim. 100 bin. Ben yine yoğrulma evresindeyim galiba. Bu krem kötü kokuyordu ya, bak. Hatırladım onu şimdi. Bu krem tam böyle bebek kusmuğu gibi kokuyordu. Vallahi bak. Benzetmeleri benim midem. Ne yapalım? Hangisini kullanalım? En açık herhalde bana olur. En açık mı istiyorsun? Aa, o ne? Şu. O koyu mu olur? Biraz daha koyu. Ne? Ama simli gibi duruyor. İstersen az kullanayım ama çok güzel yani. Güzele benziyor da merak ettim ama çok koyu da durursa maymuna dönmemeyeceğim. Yok, az kullanacağım. Yok yani sen o olursa tabii ben şimdi... Beyazım ama ben. Çok sırtım. Yok az kullanacağım zaten ona göre. Yani ben beyazım ne kullanabilir ki? Niye sordu, ben anlamadım. Sana da sormuştum. Ne kullanalım diyor. Hani niye sordu ki ben hangi renk kullanacağım? Yani siyahi miyim ya da çok aşırı bir ten rengim mi var? En açık tonu yani kullanırsın yani. Yani beyaz tenim, açık ton kullan yani. Niye sordu bilmiyorum, anlamadım. Burada bir hareketi yapıyor işte böyle. Hareketi. Hani böyle... Dirsek temaslı gidelim diyor. Hangisini sürelim, nasıl yapalım? Ben harakirinin gerçek anlamını çok sonradan öğrendim ya. Neymiş? Ben çok farklı bir anlamda kullandım. Japonların intihar etmesiymiş öyle. Artı şeklinde karınlarını deşiyorlarmış. Biliyor musun? Çok işlerine sadık. Japonlar şöyle iş çıkarsa ki hepsi harakiri yapar bu arada. Kendini intihar eder yani. Yani nefes söylemi gibi olmasa. Cicicim de gelmiş ya. Cici de çok tatlı değil mi ya? Çok güzel. Ben çok beğeniyorum Cici. Güzel bir kız yani. Makyajı da güzel olmuş, yakışmış ona. Yine böyle döküle saçıla. O sırada kendime bakamadım, Cici'ye bakmadım. Hele benim tipime bak. Ve şöyle de bir şey ki, tek fırça makyaj aslında bir nevi. Aa evet. Değil ya mi? Biz onu diğer videoda söylemeyi unutmuşuz. Söylemeyi unuttuk. Tek fırça makyaj. Bir tane fırça aldı herhalde o gün. O da bu fırçaydı. Ha biz bak bu makyajlar için özel olarak alındı arkadaşlar. Bu malzemeler sıfır ilk bizde kullanıldı. Bizim tahminimiz böyle. Çünkü biz oraya gittiğimizde yaparız ederiz, hani biraz sizi bekletelim falan dedi. Orada bir gitti işte, malzeme alışverişi bir şey oldu hemen orada bir. Sonra yani geldi sıfır. İçeriden malzeme getiriyor mesela. Hani kuaför salonunda içeriden niye getirsin ki malzeme? Diyelim öyle yani. Ama... Zaten hani ben alırım, ben siz söyleyin, ben alırım, yeni alayım hatta falan demişti zaten. Sonra harbiden almış.
Evet, gerçekten gitti aldı getirdi yani. Biz burada makyaj yapılmadığını düşündük. Yani daha doğrusu ben öyle düşündüm. Sen de öyle düşündün galiba değil mi? Doğru. Öyle düşündük yani. Yani tamamen günü kurtarayım, müşteri kaçmasın, hani paramı alayım, devam edeyim gibi sezdik biz. Evet. Açıkçası. Bu arada bu makyajı burada birlikte seçtik. O palete göre seçmek durumundaydık. Evet. O yüzden bu makyajı seçtik. Çünkü bir tek o palet vardı. Evet. Renkleri de hatta ben bileğimde denemiştim hangisi daha yakın diye. Galiba orada da soruyordu hangisini süreyim diye de. Gelin çıkmıyor değil mi buradan? Gelin. Oluyor ben, ama kendi de inanmadı. Ben inanmadım yani. Daha hiçbir malzeme yok orada. Gelinin çıkması belki saçta falan mıdır diyeceğim ama. Ben hiç yani gelinin gelsin oraya adım attığını düşünmüyorum. Sana çekti eyeliner'dan evet. Sonra. Yani o gelinim ağlayarak çıktım yazanlar var ya yorumlarda. Evet. Onlar da gitmiştir anca belki. Yani gerçekten hiç kusura bakmasın ama böyle eyeliner yani. Şu eyeliner'a bakar mısın? Nasıl çıkıyor? Kendi de çok inanarak söylemedi bunu zaten. Bir oluyor falan oldu böyle. Ya ne olur arkadaşlar. Ya yaptığınız işi iyi düzgün yapmaya çalışın ya. Yani elinizden geldiğince yine 5'te 5 olmaz hiçbir iş. Tamam 4 4'lük olmaz ya da artık 3'te 3 ne diyorsanız. Ama bu da olmaz ya. Hani bir eyeliner da basittir artık bir kuaför için. Yatırarak çekiyorlar ama genelde düzgün çekiyorlar yani. Buşuna bak. Nizami çekiyor mesela yatırıyor ama nizami çekiyor kalkınca düşüyor yani. Kız, o da bu... yatırarak çekmemesi gerekiyor. Evet o ayrı kuyruğa bak ama şimdi mesela. Evet, bunda hadi... hiçbir şey yok. Orantı yok. Zaten eyeliner'ı da yoktu. Kaş yerine eyeliner diğerlerine sürmeye çalışmıştı. Bu eyeliner'ı evet, ben çıkartmıştım. Bu eyeliner'ı biz verdik ona. Bizim evet. Eyeliner'ımız yani. Evet ama bu da kötü bir eyeliner arkadaşlar. Ama bu arada bu ucu hiç kullanılmamıştı bu eyeliner. Onunla da bak gene de boyayamıyor. Bir garip yani. O yıldızlı tarafını kullandığım için bu ucunu hiç kullanmıyordum. Dolu yani. Biraz daha kalın istiyor musun? Yok hayır kalın olmasın. Ha, tamam. Kuyrukları bir olmadı gibi geldi bana. Tamam yok yok onu şey biliyorum. Onu senin mutlaka yapacak zaten. Sadece diğerini. Tamam. Şu iyi mi? Şu iyi. Uzunluğu iyi. Hı-hı. Tamam. Şu iyi, şu yani yok. Hiç cevap vermek istemiyorum. Farkındaysanız orada iyi mi kötü mü? Neresi iyi yani? Hani biraz kuyruğu olmadı sanki diyorsun diyor. Yok yok yok. Şu iyi, şu iyi falan. Bir de olmadı deyince de reddediliyoruz olmadı yani. Olmadı deyince onu da kabul etmiyorlar. Yok yok iyi sadece şunu biraz falan asla kabul etmiyorlar yani bir şeyin olmadığı da. Onu zaten düzelteceğim de. Bak şimdi gören de der ki oraya sanki Japon yapıştırıcı sürmüşsün asla boyanmıyoruz. Halbuki o... sanki eşit değil gibi geldi bana ama. Farı kötü, farı da kötüydü yani. Ne yaptı ya ama. Yani böyle de iş yapılmaz arkadaşlar ya. Yani bunu eleştirmek için profesyonel make-up artist olmana gerek yok yani. Evet. Serhat Şen olmana gerek yok. Şu makyajı kötü demek için. Herkesin bir göz var, nizam var terimi vardır ya. Göz var, nizam var. Yani şimdi baktığın zaman bir şey yolunda değilse orada bir terslik seziyorsan o demek ki olmamış. Yani eyeliner yolları taştan sen çıkardın. Çok da profesyonel olmak gerekmiyor bazı şeyleri anlamak için de tıpkı burada olduğu gibi. Cicimizi açalım bakalım cici olacak mıyım ciciye benzeyeceğim. Şaka yaptım tabii ki ciciye benzemem de. Sen güzelsin ikiniz de güzelsiniz. Neyse iltifatımı kaptım. Evet. İkiniz de güzelsiniz. Orada şey hani hep sen o model misin diyenlere aslında bir atıfta bulundum orada arkadaşlar. Onlar anladı. Sen o model misin? Kendine bak. Modele bak. Yani şu makyajı istemek için cicilet olmaya gerek yok. Gerek yok çünkü ya. En azından makyajı. Geçişi yaptı onu ya. İçine sürmesek olur. Şöyle. Dişten. Şu çizgi var ya. Oradan işte o işte şey yapıyor zaten. Mesela bir şey diyordu ama ne dedi? Şu dış var ya evet, o işte ya. Şey yapıyor zaten. Hani... Hı. Ne anlamalıyız burada? Ne dediğini işte o anı geçirmeye çalışıyor. Yine işte. Durumu kurtarıyor. Allığı sürdüğü fırçayı gördünüz. Az önce allığı sürdüğü fırçayı gördünüz. Farı sürdüğü fırçayla allığı sürmeye çalıştı. Baktı ki olmuyor. Yine aldı o meşhur Scotch Pride. Temizlik ne rahat. Şey reklam değildir arkadaşlar. Süngeri aldı. Şöyle fara sürüyor süngeri. Süngeri o şekilde devam ediyor. Süngere şiir yazılır o kadar kolay. Değiştim. Birden değiştim. Ne yapalım? Dur ne istiyorsan. Ne istiyorsun? Bir bakayım ben şöyle. Yo. Ne diyor? Ne yapalım? Sürdü şimdi onu sildi. Çünkü biz dedik hani biraz daha orada başka yakın bir ton vardı. Onu deneyelim dedik. Şimdi bunu sürüyor. Şu gözüm oldu mu zannettik şu an? Şu an oldu mu? Ağzını aç bakayım.
Ana yanağıma bulaştı. Bulaştı yanağına. Gözlerin ağlıyor zaten. Eyeliner'ın biri diyor kalk gidelim, öbürü otur aşağı diyor. Otur aşağı. Tamam. Şimdi üstüne de glosslayınca evet yakın bir renk oluyor şu anda mesela. Galiba olan tek şey rujun rengi yani, o da şeyi şekli de değil. O da yine bizim yönlendirmemizle aslında evet. Kendi daha bambaşka ilerleyecekti de. Bir başka bir şey sürmüştü işte, evet. O gördüğümüz ilk sürdüğünü sonra onu sildirdik. Ağzıma baksana ya, var ya nefret etmişim dünyadan da vazgeçmişim, makyajdan da vazgeçmişim. Öyle bakıyorum. Kalkıyorsun şimdi şok oluyorsun onu görüp. Ya yalandan bakıyorum işte aynaya, evet. Ne oldu bana. Bak ağlayacağım şimdi, moralim bozuldu bak. Tipime bak. Yine çocuk gibi ağzın siliniyor bak, bebek ağzı silersin ya. Evet ya. Selam Cici. Şu an Cici ağlıyor. Dişinde de bulaşmış. Ya Allah'ım ya. Bu Cici Hadid makyajları bana Cici hep öyle oluyor ya. Sen, Cici. Ama Cici Hadid şans eseri oldu. Orada olan renklerde, tonlarda işte makyaj diye yazdım Pinterest'te. Öyle yazınca bu Cici Hadid'inki çok uygundur renk olarak. O yüzden onu seçtim. Yoksa Cici olduğu için değil yani. Ona zaten benzemeye çalışmadım. Cici Edit oldu. Cici Edit, Cici Edit. Edit'le evet. Belki bir Cici alırız. Çok sinirim arkadaşlar. Gözünü bu kapatayım. Gerçekten makadına çok sinirlendim. Kavga etmemek gözünü için kapat. Kendimi zor tuttum. Kavga etmemek için kendimi zor tuttuğum bir gün oldu. İşte benim de evet. Sinirli halimi görmüş oldunuz arkadaşlar gerçekten. Kameralara yansımış sinirli o halim. Evet. Çünkü bir önceki videoda da bahsetmiştik. Biz bu iki makyajı toplam 600 TL verecektik ama içimize bir oturdu. Hani en azından dedik, yine de bir şey demedik bu arada da. En azından dedik ki hani biraz indirim mi yapsak hani ikimiz hiç toplam. Hiç hak etmiyordu çünkü arkadaşlar. Hiç hak etmiyordu, malzemesi yoktu. Hiç fırça bile kullanmadı fark ettiyseniz. Evet. Eyeliner yoktu, allığı aynen, yoktu. Aynen, allığı yoktu. Kaşı boyamadı, eyeliner yoktu. Hiçbir şey yoktu. Dedik ki hani 500 olur mu iki makyaj falan. Üstüne üstlük yetmiyormuş gibi bize aslında sizden daha fazla almam gerekiyor dedi. Hatta benim makyajım için sadece seninki dedi 500 TL zaten eder dedi. Çok uğraştım çünkü dedi. O makyajda girin görün bakın yani. Hani, bir önceki makyaj. Bir önceki makyaj şok olacaksınız. Cime yani. De şikayet edeceksin işte bunları ama insanların ekmeğiyle sandığınız gibi insanların ekmeğiyle oynamadığımız evet. için. Cime de şikayet etmiyoruz ama belki de etmek mi gerekir bilmiyorum yani arkadaşlar. Bilmiyorum yani, gerçekten bilemiyorum. Bazen böyle kafam atıyor ama fiş de vermedi çünkü. Fişe taktım ben ya. Ama çok önemli bir şey. Arkadaşlar alışveriş yaptığınızda fişinizi isteyin lütfen. Fişinizi vermiyorsa belki kaçırıyor demektir. Lütfen. Sonra da o ver kaçırıyor, bu ver kaçırıyor diye oralarda buralarda konuşuyorsunuz. Siz fişinizi istiyor musunuz? Yok. Şimdi şöyle hani tabii ki bir işletme sahibi durum kurtarır. Müşteriyi o anda hoş tutmak için bazı krizleri yönetir. Hı-hı. İşte çaktırmamaya çalışır. Biraz daha hani rahat gider, sakin takılır. Ama bu tamamen dolandırıcılık. Çünkü biz oraya gittiğimizde bildiğin bizi hani kaçırmamak için müşteriyi, günü kurtarmak için, durumu kurtarmak için işte alır. Oradan hemen bir malzeme temin edip böyle bir iki yalaf şap yalandan yani eyeliner bile çekemiyor, bu belli bir şey yani. Yani hani belli ki makyaj yapmıyor. Yapmıyorsun yani. belli ki makyaj. Ben öyle düşünüyorum. Ama kaçırmak istemedi işte iki kişi günü. Kurtardım. Ya bu gerçekten biraz kandırmacı oldu arkadaşlar. Kandırıldığımızı hissediyoruz. Biz öyle hissediyoruz. Bizi öyle hissettirdi. Evet. Yani keşke böyle olmasaydı. Böyle şeyler çok uç noktalarda olunca hani buna benzer çok şey yaşıyoruz ama çok böyle belli bariz göre yapılınca gerçekten ben sinirleniyorum. Haksızlığa da gelebilen bir insan değilimdir zaten. Aleyna da öyle bu arada. İkimiz de haksızlığa çok böyle gelebilen insanlar değiliz. Burada gerçekten çok haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum. Bu makyajı puanlamaya geçecek olursak makyajın ne kadar inanılmaz olduğunu soruyorsanız eğer hemen söyleyeyim. Bence 10 üzerinden bu video ne kadar inanılmazdı sence? 10 üzerinden 10 inanılmaz bir videoydu bu. Evet. Yani gerçekten inanılmaz bir şey ya. Bence de 10 üzerinden 10 inanılmaz. Çünkü yani o allığı, hele ki o küçücük fırçayla böyle bir denedi yani, hani anladın mı? Bir yokladı onunla, olur mu olmaz mı? Tamamen durumu, günü kurtarmak için bizi böyle alıp kandırıp ona yok yok, buna yok yok. Yo gayet işte eyeliner iyi, her şey iyi, işte şu an ne kadar değiştin falan da dedi sana, orada videoda yok ama işte ne kadar değiştin falan da dedi sana mesela. Bildiğin bizi böyle günü kurtarıp hop 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 işte getirip böyle hop gönderdiği için. Bu bir hakarettir ya, sen demek ki bana diyor ki çirkinsin sen, bak bu makyaj bile güzel oldun demek istedi. Bir de üstüne üstlük ekstra para aslında almam lazım dediği için 10 üzerinden 10 inanılmaz bir video. Aynen. İnanılmazlığı 10 üzerinden 10'du. Evet. Kaşlarımı da boyamadı bu arada. Bu makyajda çok da boyamadı. Gerçekten eleştirilecek çok şey vardı. Yani ama eleştirilecek bir şey yoktu yani, nasıl anlatayım. Tabii canım, hani teknik desen teknik zaten, hani şey, hani 3 yaşında bir çocuğa ver, o da zaten al.
az çok böyle bir şey yapacak yani. Evet, bence de. Aynen öyle. O zaman arkadaşlar, evet, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Uyuyanlara iyi geceler. Umarım uyuyakalmayıp buraya kadar izlemişsinizdir. Sonuna kadar videoları izlemeniz bizim için önemli. Ben mesela izlersem hep sona kadar izlerim. Ben de öyle. Bu ara ayrıntı verdim, bilmiyorum ama. Olsun. Teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Size göre ne kadar inanılmazdı bu video. Evet. Siz de yorumlarda bunu belirtirseniz çok seviniriz. Ana hedef 100 binle kapanışı yapalım. Kendinize bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın. 100 bin. Bir 100 bin partisi gelmez mi 100 bin olursak? Gelir. Bu arada şu bir baktım da okul çocuğu gibi olmuştu. Okul çocuğu mu? Öyle dersen yanlış anlaşılır. Yalnız. Onlar ki onun zihniyeti. Ben gerçekten bir okul çocuğundan bahsediyorum. Evet değil mi? Şöyle bir şey yakalım ha, falan evet, olsa evet. Tam böyle hani. Ay top alıyorum ya top. Görüşürüz, hoşçakalın. Aa seni balonla. Aa şiddet var. Tipime bak. O sırada annem şey yapsak. Şiddet var.